Merhaba arkadaşlar. Derslerimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde yeni bir konu yapmadan önce yapacağımız şey arkadaşlar projemizde değişiklik yapacağız. Şimdi yapmayı düşündüğüm değişikliği şu şekilde açıklayayım. Neden buna ihtiyaç duydum? Şimdi biz mesela blok alanına geldiğimiz zaman ben bu projeyi ilk düşündüğümde arkadaşlar böyle bir blok için tasarlamıştım. Ve sonrasında da işte kullanıcı yönetimi üzerine konuşuruz biraz. İşte bloklarla ilgili nasıl post ekleriz, nasıl postları sileriz vesaire. Öyle bir proje yapmayı düşünüyordum. Şimdiye kadar iyi bir iş çıkardık. Ancak arkadaşlar bundan sonra mesela şimdi kategorileri ekleme gibi bir durumumuz olacak. Ve ben projemi arkadaşlar bir tane admin alana eklemeye karar verdim. Yani admin alanı ekleyerek işte istediğimiz diğer feature'ları işte kategori eklemek gibi, kategori eklemek, silmek gibi ya da daha farklı özellikleri üzerine konuşmak gibi bunları arkadaşlar bir admin sayfası üzerinden ilerlemeye karar verdim. Şimdi bunun için de iki tane yolumuz var. Ya bir tane admin template alırız. Teknik olarak aslında hiçbir fark yok. Yalnızca HTML kullanımı arasında fark var burada. Dediğim gibi ya sıfırdan başka bir admin template kullanır onu projemize import ederiz. Benim kullanacağım yöntem ise arkadaşlar mesela şurada about sayfam var. Ben bu about sayfasını arkadaşlar admin sayfasını çevireceğim. About sayfasını admin sayfasını çevirip sanki admin template'immiş gibi bunun üzerinden arkadaşlar ilerlemeye çalışacağım. Yani bunun şu avantajı olabilir. Böylelikle yani farklı bir admin template için onu parçalamak için işte header'ını, footer'ını ayırmak için yani dersin başlangıcında şu normal sitemiz için yaptığımız alanı arkadaşlar yapmamıza gerek kalmaz. O nedenle böyle bir yöntem izleyeceğim. Dediğim gibi yani ben başlangıçta bu projeyi sonuçta konuşulacak konuların sınırı yok. O nedenle böyle daha küçük bir proje olarak düşünmüştüm. Ama madem başladık, mümkün olduğu kadar ekstra şeyler üzerinde de konuşmak gerekiyorsa dediğim gibi şuradaki About'u admin sayfasına çevireceğim. Şimdi geçen derste de konuşmuştuk. Normalde bu admin sayfasında login olduğu zaman görülecek. Ancak şimdilik yani her zaman login olmamak için şimdilik bu admin sayfasını login olma dışında bırakacağım. Şimdi öncelikle geliyorum burada. Views'de şimdi About Handlebar var ya, bunu şöyle sağ tıklayıp bir yandan adlandırıyorum ve diyorum ki Admin Handlebar'sa çevirdim bunu. Admin Handlebar'sa çevirdikten sonra ne yapacağız? Şuradaki Site Now'a geliyorum. Burada About'a değil de Admin'e gidecek arkadaşım. Ve şuradaki About yazısını da admin olarak değiştiriyorum. Admin olarak buradaki yazımızı da değiştirdik. Dediğim gibi şimdilik buraya login olma zorunluluğu getirmiyorum ki hani işlemlerimi yaparken kolaylık sağlasın. Şimdi geldim. Mesela tekrar ana sayfama geliyorum. Dikkat ederseniz admin oldum. Cannot get admin diyor. Bakalım şurada. Admin'e gidiyoruz. Sonra tabi burada şuradaki roots alanında main.js'e geldiğimiz zaman ne yapacak? Bu kez şuraya admin de ekleyeceğiz. Yani about'u admin'e çevireceğiz burada. Admin geldiği zaman nereye yönlensin? Site admin'in içerisine yönlensin. Kaydediyorum şimdi. Refresh ettiğim zaman görmüş olduğunuz gibi admin yönlendirmemiz de gelmiş oldu. Hemen şuradan admin handlebar'sı geliyorum. Bunu sonradan dinamik hale getireceğiz de şimdilik kafa karıştırmasın diye şurayı bir şöyle admin diyorum arkadaşlar. Orası da admin şeklinde olsun. Refresh edelim.
Tamamdır. Admin yazdı burada. Şimdi burada yapmayı düşündüğüm arkadaşlar şöyle bir şey. Şu How we begin ile başlayan alan arkadaşlar şöyle butonlardan oluşan bir yeni bir link alanı oluşturacağım oraya. Dediğim gibi yani HTML dersi değil, bu HTML ve CSS dersi yapmıyoruz. Hani çok harika olacak şeklinde değil ama işimizi görecek kadar şuraya bir menü oluşturacağım. Admin alanına geldikten sonra hani o menülere bastıktan sonra ne yapacağız? Burada diğer gelen özelliklerin görülmesi şeklinde düşünüyorum buraya. Yani admin alanı, işte kategoriz vesaire artık hangilerini eklemeye çalışırsak. Şimdi admin handle varsa geldim. Burada şimdi geliyorum buradan arkadaşım. Şu section'ımız var. Section kalsın, container kalsın. Şimdi container'ın içerisindeki Rotex Center var burada. Şimdi container'ın içerisindeki arkadaşlar her şeyi bir siliyorum. Şu container'ın içerisinde olan tamam. Şuradan başlayarak container'ın içerisinde kalan her şeyi sildim. Şimdi buraya bir link alanı yerleştireceğim. Şimdi linklerimizi de şurada SiteNow'da bizim unordered list şeklinde bir link şeyimiz var. Şimdi onu olduğu gibi kopyalayayım. Olduğu gibi kopyaladım Ctrl-C ile. Admin handle varsa getiriyorum. Yapıştırdım. Sonradan bunu partial şeklinde dönüştürebiliriz zaten. Şimdi Ctrl-A ile seçeyim hepsini, bir format doküman diyelim. Düzgün bir şekilde getirsin. Yukarıya geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu kopyalayıp yapıştırdığımız unordered linklerin olduğu list. Şimdi geliyorum şuradan bir tane link haricinde diğerlerini siliyorum. Geldim buraya. Kaydediyorum. Şimdi burası now item, now link var. Burasına ne diyelim şöyle. Admin diyorum. Kaydedelim bir nasıl görünecek sayfamız. Geldim. Şurayı bir refresh ediyorum. Admin sayfamı. Tamamdır. Şurada admin linkimiz var. Orada admin linkimiz var. O adminin ana sayfası şeklinde düşünelim orayı. Şimdi bir tane daha link koyalım buraya ve ne diyorum buraya da? Buraya da categories diyelim bakalım. Kaydediyorum. Refresh ediyorum. Bu linkler şimdi bunlar alt alta geliyor. Bunun alt alta gelmesini istemiyorum. Bunun için arkadaşlar kullanmam gereken CSS özellikler var. Şimdi hemen inspect diyorum buraya. Bu CSS'i nasıl yaptığımı da göstereyim peki. Şimdi öncelikle şurada now barı arkadaşım şunu display block diyorum. Blok halinde göstermesi için. Sonra geliyorum şuradaki linki seçtim. Buraya da diyorum ki float left, sola yanaşık olsun burası. Float left diyorum. Dikkat ederseniz geldi. Hemen şuraya yanaştı ikinci link. Yalnız biraz da aralarında boşluk bırakmak için de ne diyelim buraya? Margin right diyorum arkadaşlar. Şöyle 20 piksellik de bir margin right. 40 piksel mi yapsak onu? Şöyle 40 piksel yaptığımız zaman 40 piksellik de margin right yerleştireceğim buraya. Şimdi buradan öncelikli olarak şu UL'e geliyorum. Style'ı seçtik şöyle çift tıklayarak. Style'ı şöyle arkadaşlar alıyorum, şöyle seçiyorum. Ctrl-C diyorum. Geliyorum şurada UL'den sonra şuraya arkadaşlar yapıştırıyorum şöyle. Hemen düzenleyeyim. Style display block şeklinde düzenledik burayı. Sonra geldik. Bu kez now item'a aynı şeyi ekledik dikkat ederseniz. Style olarak. Hemen geliyorum şuradan çift tıkladığımız zaman şöyle geliyorum.
Böyle style'ı seçiyorum arkadaşlar. Ctrl C diyorum. Now item'ı ekleyeceğim, dikkat ederseniz. Geliyorum. Now item'dayım. Şöyle ekledim style olduğu gibi. Float left dedik. Sonra margin right dedik arkadaşlar. Bu şekilde. Şuraya eklediğim style'ın aynısını şuradan alıyorum. Şurayı Ctrl C ile kopyalıyorum. Dediğim gibi manuel yapıyoruz. Normalde işte bunu CSS dosyasında yapmamız gerekiyor da şimdi CSS'e girmeyelim diye hemen buraya gömülü olarak yapıyorum arkadaşlar. Yani normalde tabii bu doğru bir yaklaşım değil. Geldim. Bakalım istediğim değişiklikler olmuş mu? Görmüş olduğunuz gibi buraya link alanım bu şekilde geldi. Hatta şimdi üçüncü bir linki de şu şekilde ekleyelim ki sonradan nasıl görüneceğini öyle düşünelim. Geliyorum şurada. Şöyle ne diyelim buraya? İşte link 3 diyelim. Kaydediyorum. Refresh ettiğim zaman görmüş olduğunuz gibi admin alanında buraya istediğimiz linkleri yazsın. Şimdi burayı admin sayfasının indeksi olarak düşüneceğim ve şu alttaki içeriğe karışmıyorum arkadaşlar. Burayı the team'den admin sayfasının indeksi olarak düşünebiliriz. Şimdi şurada ne oldu? Buraya baktığın zaman ana sayfaya geliyor. Bunu şöyle admin şeklinde yazmamız lazım. Kaydediyorum. Refresh ettiğim zaman şimdi home'dayız. Admin'e geldik. Bu admin'e tıkladığım zaman arkadaşlar tamam, admin sayfasının kendisine yönleniyor. Şimdi burada neden admin olarak yapmaya çalıştık? Dediğimiz gibi admin için biz ayrı bir, şurada site'in yanında ayrı bir admin klasörü oluşturmamız gerekirdi. Normalde de dediğim gibi burada aynı CSS yapısını kullandığım için ben hemen bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi şurası da admin slash categories şeklinde olacak. Kaydediyorum. Refresh ettiğim zaman mesela şuraya geldiğimde halen o sayfa yok. O routing yönlenmiş değil ama buraya da tıkladığım zaman arkadaşlar admin categories alanına ne yapacak? Admin categories alanına gidecek burası. Şimdi routing'den bahsettik. Onun için ne yapalım? Onun için geliyorum şöyle. Hatta o routing'e gelmeden önce arkadaşlar şunu bir partials haline getirelim ki daha rahat üzerine konuşalım. Şimdi ne yapacağız? Bu linkte de değişiklikler olabileceği için bunu da bir partials haline getireceğim. Geliyorum burada view class'ın içerisinde partials'a site now var. Oradan hemen yeni bir dosya oluşturuyorum. Buraya da admin now adminnow.handlebars diyorum. adminnow.handlebars dedikten sonra geliyorum buradaki adminhandlebars alanımdaki şurayı kopyalıyorum arkadaşım. Kopyaladım burayı. Getirdim. adminnow.handlebars'ın içerisine bu şekilde ne yapıyorum? Yapıştırıyorum. adminhandlebars şimdilik kaydedelim. Refresh edelim. Buradaki linkler gitti. Tamam. Şimdi linkleri partial şeklinde yerleştireceğiz. Ne yapıyoruz buraya? Hemen şöyle çift parantezimizi açtık. Çift parantezimi açtıktan sonra buraya diyorum ki küçüktür işaretini attık. Neyin içerisinde bu? Admin now içerisinde. Dikkat ederseniz şurada parçalısın içerisinde direkt admin now olarak bulunuyor. Kaydediyorum. Çalıştırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi linklerimiz geri geldi. Burada neden parçalısı haline getirdik? Değişiklikler yaptığımız zaman her bir burada admin alanında bulunacak her bir sayfa için mesela sonrasında biz buraya ne diyebiliriz? İşte admin index diyebiliriz vesaire vesaire. Şimdi
Bunu yaptıktan sonra geliyorum şimdi AppJS alanında. Burada dikkat edersiniz ne yapıyordum? Şurada aşağıda yönlendirmeleri yapıyordum. İşte main.js için, post için, users için. Burada da hemen bir tane şey oluşturacağım. Const users diyorum. Const users diyorum. Bu neye eşit olsun? Require diyorum burada. Require şimdilik yok ama. Şimdilik yok gerçi de neyse birazdan oluşturacağız. Bu kez ne yapsın? Routes cluster'ın içerisindeki neye yönlensin burada? Routes'ın içerisinde bir tane admin şeklinde bir klasör oluşturalım. O admin içerisinde de index şeklinde bir klasör oluşturalım ki yönlendirmeyi oradan ayrı yapalım. Şu users değil de admin olsun. Şurada da app.use diyorum ki admin. Şimdi geliyorum şurada partials'ın içerisinde routes klasörünün içerisinde burada hemen ne dedik? Yeni bir klasör oluşturacağız admin şeklinde. Admin şeklinde yeni bir klasör oluşturduk. Admin içerisinde ne yapıyorum? index.js şeklinde bir klasör oluşturuyorum. Hemen gelelim mesela şurada post'a geliyorum. Şunu bir kopyalayalım. Ctrl-C ile index.js'e geldik. Ctrl-V ile yapıştırdık. Şimdilik pet'e gerek yok. Post'a gerek yok burada. Router get şunlara falan gerek yok. Sadece şey önemli. Burada get aldığı zaman yani admin'i yönlendirdiği zaman neye gitmesi lazım bu? Buradan site'ın içerisindeki admin'e yönlenmesini istiyorum burada. Site'ın içerisindeki admin'e yönlenmesini istiyorum. Kaydediyorum şimdi. Şurada bir hatamız var. Ne diyor? Burada export etmiyoruz. Gelelim şurada. Post.js'de en aşağıda şunu export edelim. Bir Ctrl-J dedik. Ctrl-V dedik. Bunları buraları yani tekrar tekrar yaptığım için arkadaşlar biraz hızlı geçiyorum. Yaptığımız şey şu. Şu önce bir çalışıp çalışmadığına bakalım da sonradan şey yapalım. Geliyorum buraya. Admin dedim. Tamam. Şurada admin'e bastığı zaman admin alanına gidiyor. Onda da bir problem yok. Burada arkadaşlar buraya geldiği zaman da yine admin kendi admin sayfasını yönlendiriyor. Buraya geldiğim zaman ne yapacağım? Buraya geldiğim zaman işte admin değil de kategorize yönlenecek. Ne yaptım burada? Dediğim gibi öncelikle bir tane yeni bir routing dosyası oluşturdum admin alanı için genel olarak. Buraya mesela sonradan index var buranın. Admin'in indeksi var. Sonra ne olacak burası? İşte kategorize buraya yerleştireceğim örnek olarak. Diğerlerini de ihtiyaç halinde ne yapacağım? Buraya yerleştireceğim. Şimdi burada şeyi düşünüyorum. Acaba şuradaki site olarak değil de admin şeklinde bir klasör açıp admin'in içerisinde mi yerleştirsek bu admin.handle varsa çünkü sonradan şey gelecek buraya categories.handle varsa şeklinde gelecek. Öyle yapalım. Geldim site klasörünün içerisinde site'in içerisinde değil de views'in içerisinde ekstra olarak şöyle bir yeni bir klasör oluşturdum. Buna admin diyorum. Sonra site'ın içerisindeki admin.handle varsa arkadaşlar burada admin'in içerisine move ettim. Dikkat ederseniz admin alanın içerisinde. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü dediğim gibi biraz sonra da bu işte farklı sayfalar da gelecek. İşte kategori şeklinde vesaire. Yalnız burada neyi değiştirmemiz lazım? Burada değiştirmemiz gereken şey şimdi öncelikli olarak admin handle varsa, pardon, admin now'da değil, site now'da evet.
Said Nahud'u bu nereye yönleniyor? Admin'e yönleniyor. Bu şekilde yaparsak ne olur? Geldik. Şöyle admin'e yönlendirdiğimiz zaman ne oldu? Çıkmadı. Çünkü site'in içerisinde değil bu artık. Ne olacak burası? Site değil de hemen şöyle admin'in içerisindeki admin.handlebars. Kaydediyorum şunu. Geldim buraya. Admin'i seçtim yine. Tabii yine şurada routing'e gitmemiz lazım. Buradaki değişikliği yaptık ama main.js'de admin'e geldiği zaman site admin değildi. Bu admin'i yönlendirecek. Şuradaki admin klasörün içerisindeki admin handle varsa geldik. Kaydettik. Refresh ediyorum burayı. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi şuraya admin'e tıkladığım zaman direkt şu aşağıda da gördüğünüzde admin admin'e ilerliyor. Cannot get admin admin diyor. Bakalım burada site nav'a geliyoruz. Şurada dikkat ederseniz iki tane admin admin olarak yapmışız. Bunu düzeltelim tekrar. Tekrar admin geldiği zaman main.js'e dikkat ederseniz tamam. Buradan da tek admin'i aldık. Get request'i. Neye gönderdik bunu? Admin'in içerisindeki admin handle varsa gönderdik. Admin'in içerisindeki admin handle var demeyelim şunu ya. Şunu da değiştirelim. Efendim F2 diyorum buraya. Index.handle var diyorum buna. Admin'in içerisindeki index.handle var oldu. İyi görsün diye. Hemen main.js'e geliyorum. Render admin'in içerisindeki şu index olarak render et bunu. Kaydediyorum. Buradan çalışıyor gibi görünüyor. Gelelim buraya. Admin'e geldik. Şunu bir kere daha tekrar edeyim arkadaşlar. Kafa karışıklığı olmasın. Şimdi şurada normal sitenin burada dedik ki arkadaşım şeye gel. İşte referans olarak link olarak admin'e verdik. Sonra main.js'de dedi ki eğer admin isteği geldiği zaman neyi çalıştıracaksan sen şurada buradaki admin'in içerisindeki indeksi çalıştıracaksın dedik. Bu şekilde de admin'in içerisindeki indeks sayfamız ne oldu? Açılmış oldu. Şimdi admin'in içerisindeki indeks sayfadayız. Şimdi burada gelelim şuraya tıkladığımız zaman ne oluyor? Buraya tıkladığımız zaman yine admin sayfası geliyor burada da. Herhangi bir problem yok. Kategorize geldiğimiz zaman şu an herhangi bir şekilde kategoriz yok burada. Kategoriz için routing yok. Buraya tıkladığımız zaman ne olacak? Herhangi bir şekilde bir şey gelmeyecek buraya. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle basit bir admin alanı oluşturmaya çalıştık bu dersimizde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.